Merhaba arkadaşlar, ben Buhar. Bugün sizlerle kısa vadede dolar TL ne olur? Bunu inceleyeceğiz. Geçen haftayı 6.25 seviyesinden kapatan dolar TL kuru hafta sonu, hatta cuma günü Jerome Powell'un gerekirse bir faiz indirim yapabiliriz açıklamasının ardından destek buldu. Sabah saatlerinde borsada %2 artıda başlangıç yaparken dolar TL'de de 6.21 seviyelerine doğru geri çekilme yaşandı. Yine gün içinde imalat PMI verilerinde iyi gelmesi dolar TL tarafını biraz daha destekledi. Şu anda 6.21 seviyelerinde fiyatlanıyor. Peki bundan sonra ne olur? Kısa vadede destek edilen seviyelerimizi belirledim. Bunların altında veya üstünde ne tarafa gidebilir? Bunları size anlatacağım. İsterseniz çok vaktinizi almadan hemen başlayalım. Şu anda 6.21.80 seviyesindeyiz. Bizim için önemli ilk destek noktamız 19.80. Bu seviyenin altında trend çizgimize doğru bir gerileme olabilir. Burada da takip ettiğimiz destek noktası 15.80 olacak. Yukarıda ise en son yapılan tepe 25.80 seviyesi var. Bu seviyenin üstü önemli. Çünkü hem geniş bir açıdan baktığınızda büyük bir çanak formasyonu gözüküyor. Kısa vadede buranın geçilmesi ilk etapta 29.50 hedef haline getirse de dolar TL'deki yükselişleri hızlandırabilir. Onun için bu iki rakama dikkat etmekte fayda var. Biraz buraya küçükten sonra şöyle biraz daha geri çekelim. 2019'un 8. ayında 5.45'ten başlayan uzun süredir devam eden bir yükseliş trendi var. Görüyorsunuz burada. Hareket devam ediyor. Buradaki jeopolitiklerle trend çizgisinden fiyat uzaklaşarak yeni bir kanal oluşturdu. Bu kanal üstünde de aşırılıklar ile şimdilik trend kırılmamış durumda. Trendin kırılması için de 6.12, 11.80 seviyeleri önemli olacak. Ancak trend kırılırsa koronavirüs salgını içinde yeni tedavi yöntemleri bulunması gerekiyor. Yani küresel piyasalarda biraz daha iyimserliğe ihtiyaç var. Fed faiz indirirse ne olur? Fed faiz indirirse normalde dolar TL'de bir geri çekilme beklenebilir. Ancak dediğim gibi temel taraftaki jeopolitik riskler şu anda dolar TL'de aşırı toparlanmaya olanak sağlamıyor. Kısa vadede rakamlarımız bunlar. Çok vaktinizi almadan bu rakamlara dikkat ederek pozisyonlarınızı gözden geçirebilirsiniz. İyi günler.